Herkese selamlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine Midjourney içeriğiyle, yani yapay zeka içeriği ile birlikteyim. Bugün ne yapacağız? Yapay zekaya GTA 6 hakkında belli başlı cümleler kuracağız. Yani işte diyeceğim ki bana GTA 6 evrenini çizer misin? Veya GTA 6'da hangi karakterler olacak çizer misin gibisinden belli başlı sorular yönelteceğim. Ve bakalım yapay zeka Midjourney bize nasıl çizimler iletecek? Şu anda ekranda görüyorsunuz, Midjourney'nin sunucusundayım, Discord sunucusundayım ve burada bir sürü, bakın bir sürü tasarım çıkıyor. Yani bir sürü kullanıcısı var ve hepsi kendi kafasına göre, düşüncesine göre burada tasarımlar istiyor Midjourney'den. Şimdi biz ne yapacağız abi? Buraya hemen komutumuzu yazacağız, tamam mı? Siz de buraya gelip, bu arada bu Discord'a gelip istediğiniz tasarımları çıkartabilirsiniz. Daha sonra hazırlamış olduğum bir sorun var mesela burada. GTA 6 evrenini çizmeni istiyorum diye İngilizceye çevirdim ve buraya getirip yapıştırıyorum, tamam mı? Bota, yani yapay zekaya bunu soracağız. Bunu söyleyeceğiz. Ve bana diyor ki bekle. Waiting diyor. To start diyor. Yani diyor ki bekle, başlayacak gibisinden bir şey diyor. Bakalım nasıl bir şey çıkartacak. Merak ediyorum. Bu arada kanala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz ve yorumlara mutlaka gelin, bekliyorum. Onun dışında kartlarda az sonra da çıkar veya video sonuna da koyabilirim, bilmiyorum. Kartlara baktığınız zaman diğer yapay zeka videolarımızı görebilirsiniz veya kanala girdiğiniz zaman diğer yapay zeka videolarımızı görebilirsiniz. Onlara da göz atmayı unutmayın. Şimdi buradaki sorumuz şuydu: GTA 6 evrenini bana çizebilir misin? Bunu yönelttik ve tamamlandı. Abi mükemmel olmadı mı çizimler? Çizimler çok güzel oldu. Sağ alttaki GTA 4'ün karakterine benziyor. Kıyafet biraz bilmiyorum, bana öyle geldi en azından. Çin geleneksel kıyafetlerine benzettim gibi. Biliyorsunuz GTA serilerinde öyle bir seri de mevcut. Çin'de geçen. Chinatown diye. Onun dışında. Şimdi sağ üsttekine baktığım zaman sağ üstteki güzel. Fakat şimdi biliyorsunuz belli başlı görseller sızdı, videolar sızdı. GTA 6'nın nerede geçeceği, nasıl bir karakterler olacağı vesaire. Orada baktığım zaman, yani onunla bunu kıyasladığım zaman sol üstteki görsel daha çok GTA 6'ya bence benziyor. Nasıl benziyor? Öndeki karaktere baktığınız zaman böyle bir Latin bir karaktere benziyor. Benim bildiğim kadarıyla da GTA 6'da da ya kadın karakter veya erkek karakter, ikisinden birisi Latin kökenli bir karakter olacak diye biliyordum. Yani bize böyle bir sonuç çıkarttı. GTA 6 evreni nasıl olacak diye sorumda böyle bir sonuç çıkarttı. Ve birinci fotoğrafa baktığınız zaman palmiyeler falan var arkada. Yani üstü açık araçlar var. Böyle bir Vice City havası var gerçekten. Ki biliyorsunuz GTA 6 öyle konuşuluyor ki Vice City evreninde geçecek gibisinden bir muhabbet vardı. İlk görsellerimiz bunlardı. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. İkinci yapay zeka yönelteceğim komuta geçiyorum. Diyorum ki GTA 6'da var olacak karakterleri çizmeni istiyorum diyorum. Ve bakalım bana yapay zeka nasıl bir çalışma çıkartacak. Bunu da şimdi yapay zekaya yaptıralım bakalım. Yani şu an çıkarttığı tasarım bu karakterler konusunda. Yani burada sağ alttakiler güzel gibi. Sağ alttaki köşedekiler güzel gibi. Bu arada hep üçlü çıkartmış. Sadece bir tanesinde dörtlü karakter çıkartmış. Geneli yaşlı tiplemeler. Fakat sağ alttaki güzel. Sağ alttaki uygun gibi. Yani sağ alttaki özellikle iki kişi uygun gibi. O soldaki biraz yaşlı karakter. Pembe gömlekli çok olmamış gibi. Onun dışında onun yanındakiler güzel. Özellikle ortadaki güzel. Yüzü şuradan yaralı olan güzel. Beğendim. Şimdi bir sonraki sorumuz olan harita sorusunu, komutunu yöneltiyorum. Bakalım bunda nasıl bir çalışma çıkartacak. Özellikle de bunu merak ediyorum bu arada. Komutu gönderdim. Şu anda komutu büyük ihtimalle işleme aldı. Fakat şu anda herhangi bir mesaj vermedi tabii. Ha, şimdi başladı. Waiting start dedi. Şimdi başladı. Onun yanı sıra hemen şuradan. Bu arada Google çeviri kullanıyorum. İngilizcem yok. Hatta çok iyi değil. Var da çok iyi değil. O yüzden maalesef Google çeviri kullanıyorum. Bu arada bize haritayı çıkarttı. Bakın, harita olarak böyle bir harita çıkarttı. Daha çok
Red Dead Redemption 2'deki haritayı çıkarttı gibi. Ve baktığım zaman haritalar, siz de bunu fark edersiniz. Sağ alttaki harita bildiğiniz Florida. Sol üstteki kısım ise arkadaşlar daha çok Los Angeles kısımlarına benziyor. Bana mı öyle geldi bilmiyorum, fakat sağ alttaki Florida abi, eminim yani. Yani sağ alt daha uygun gibi, çünkü Miami biliyorsunuz Florida'da ve GTA Vice City Florida'da, Miami'de geçiyor diye biliyordum ben. Öyle biliyorum. Miami'deki biliyorsunuz o ünlü sokak var, ışıklı mışıklı. Orayla bağdaştırılıyor. Sağ alttaki olabilir, güzel duruyor. Bir de sol üstteki olabilir. Diğerlerine karakter çizmiş. Onlar çok hoşuma gitmedi açıkçası. Sol üstteki ve sağ alttaki hoşuma gitti. Sağ alttaki favorim bu arada. Onu sevdim. Güzel. Şimdi bir sonraki sorumuz, bir sonraki iletimimiz, hep soru soru diyorum ama soru değil. Bir sonraki bota iletimimiz olan soru şu: GTA 6'da olacak kadın karakteri çizer misin? Bakalım bize nasıl bir karakter çıkartacak. Aha. Oy, ne diyorsun? Karakterlere bak. Abi sol üsttekine bittim. Sol üstteki karaktere bittim. 10 numara olmuş bak. Diğerleri çok hoşuma gitmedi. Fakat sol üstteki karaktere bayıldım. Gerçekten çok güzel çizmiş. Ve tam GTA karakterlerine uygun bir karakter. Hatta üstünde bir karakter diyebilirim. Sol üsttekini okeyim. Sağ alttaki iki kutucuktaki de okey. Onun dışında diğerlerini beğenmedim. Ve sol üstteki aslında çıkan, yayınlanan, daha doğrusu yayılan bu GTA 6 görüntülerindeki karaktere sanki benziyordu. Yani benziyor gibi. Şimdi görüntüler çok aklıma gelmedi ama benziyor gibi. Ben sağ üsttekini okeyim bu arada. Gayet güzel olur. Hem baktığın zaman tipi biraz Latin kökenli gibi, hem dövmeli falan, böyle tam bir suç makinasıymış gibi gözüküyor. Bence güzel abi. Bu arada sizlerin de yorumlarını bekliyorum aşağıya. Bildirin. Bugünlük içeriğimiz buydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz ve yorumlara mutlaka gelin. Orada olacağım ben de. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki içeriklerimize, sonraki yapay zeka olur, GTA 5, San Andreas, artık hangi içerik neyse, sonraki içeriklerimize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.